Bugün bu stüdyoda gerçekten önemli bir buluşma yapacağız. Daha evvel papağan da bulduk biliyorsunuz ama papağancığımız bizim iki sokak öteye gitmişti. Onu o zaman bulmuştuk. Şimdi tabii bu Balıkesir'de bulundu. Bu gezenti bir kuş. Evet. Gezenti bir maviş. Ayşe teyze heyecanlı mısın? Çok. Ay çok heyecanlıyım çok. Allah'ım ya. Nasıl geçirdin geceyi? Bir. Çok güzel geçirdim gene de Allah razı olsun ama. Çok heyecanlıyım. Heyecanlı mısın? Bugün heyecanlıyız galiba. Bir de beni tanımazsa diye korkuyorum. Tanır canım. Konuşmazsa diye korkuyorum. Bir de küsme huyu var ya. Küsüverim beni. Küsme huyu çok tatlı ya. Ya hem gezenti hem küsme huyu var. Var. Bak şey neler var. Yaşadı neler. Aynen. Küsme. Bize de yaşattı. Küsme. Bize de yaşattı. Kendi suçunu bilmez de beni kaçırdın mı kovaladın mı sanacak gari. Kim bilir neler düşünüyor. Sen onun gönlünü alırsın. Alırım. İnşallah alacağız. Onu da. Şimdi Ayşe teyze gerçekten tüm Türkiye'nin sempatisini kazandı. Hafta sonu beni arayan herkes Maviş'i soruyordu. Geldi mi? Konuştu mu? Ayşe dedi mi? Bu arada Ayşe teyze de biliyorsunuz adaklar adamıştı. Aslında geriye döndüğünde yapacak adakları falan ama Eyüp Sultan'a gitti duaya. Sağ salim Maviş'ine kavuşabilmek Allah için. Orada da herkes sizi tanıyor baktım. Aynen. Ayşe teyze. Tanıdı, çok tanıdı. Herkes. Anısa tanıdı beni İzmir, İstanbul. İstanbul. Herkes tanıdı seni. Artık çok ünlüsün. Kuşu kaybolan teyze. Bulundu mu kuşun Ayşe teyze? Ayşe teyze diyorlar. Hep elini Allah öptüler. Çocuk çocuk. Sağ olsun. Valla benim çevremde herkes de bu kuşu alma derdine düştü. Nerede satılıyor? Ben de galiba birçok kişiye de kuş sahibi yapacaksın Ayşe teyzeciğim. İnşallah. Herkes sevginle. Yani. İnşallah herkes alsın. Çok şimdi bir izleyelim istersen. Aslında için onun sonunda hem senin Eyüp Sultan'da yaşadıkların var, evet. Hem de sonunu bir dikkatlice bir izleyelim. Evet. Evladı gibi gördüğü biricik muhabbet kuşu Maviş'i Müge Anlı sayesinde buldu Ayşe kaygısız. Geriye bir tek kavuşmaları kalıyordu. Ayşe dedi. Gibi bir şey söyledi. Ayşe dedi. Yavrum dedi. Ay bir dakika Ayşe dedi. Ayşe dedi. Evet ay, evet der, dedi. Der Ayşe der o benim ama. Bir şeyler söylemiş. Evet bizim Fatoş. Bizi dedi. Fatoş. Fatoş mu dedi? Maviş'im sensin sen. Ay Ayşe teyzeciğim gözün aydın. İnşallah oluyoruz. Çok sağ ol. Maviş'i için Manisa'dan çıkıp gelen Ayşe kaygısız büyük bir sabırsızlık içindeydi. Can dostuna kavuşacağı anı bekliyordu. Heyecanı dinsin, zaman da çabuk geçsin diye birlikte gezmeye çıktık. Eyüp Sultan'a geldi dua etmeye. İnşallah ben kuşumla dönerim. Kuşsuz dönmek istemiyorum. Müge Hanım'a çok teşekkür ederim, bütün ekibine. Ah Maviş'im geldi mi çok merak ediyorum. Çok. İnşallah tanır beni de. Maviş'ine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ayşe kaygısızla Eyüp Sultan Camii'ndeydik. Aklında ve dilinde Maviş'i vardı. Dualarında ise Maviş'iyle mutluluğunun mimarı. Maviş'in en çok ne söylemesini özlediniz? Ben Ayşem. Cici kuşumu derim, cici kuş yavrum der. Eğer yatıyorsam yavaş yavaş böyle gelir balerin gibi. Benim çocuğumdu. Ayşe. Yavaş yavaş Ayşe. Maviş'in benim Ayşem demesini bekliyorum. Ama beni tanımasını bekliyorum. Acaba unuttu mu diye üzülüyorum. İnşallah unutmamıştır. Hatırlar beni görünce. İnşallah Müge Hanım sayesinde bulunacak inşallah. O olmasa zaten bulunmazdı. İnşallah onun sayesinde bulunacak. Yarın kavuştursun Allah'ım. O kadar hisli ve çok akıllı bir hayvan. Müge Anlı ve ekibine, sizlere, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gerçek bir hayvanseverdi 90 yaşındaki Ayşe kaygısız. Maviş'i için kedileri besledi, onlarla bir bir konuştu. Maviş'imin hayrına ben kedilere, kuşlara besleyeceğim. Bugün onun için geldim. Sakın ham demeyin Maviş'ime. Ama sen ham yapacaksın Maviş'e yapma. Değil mi?
İnşallah mavişime kavuşurum. Eli dolu evime giderim inşallah yavrum. Ayşe Hanım'ın derdine de mutluluğuna da ortak olan pek çok kişi vardı. Allah sağlık özür versin. İnşallah. Benim kayınvalidem. İnşallah seni görürüm. Memnun oldum. Hadi Allah'ım ona Allah razı olsun. Mutlu oldum teyze de mutlu olduğu için. Ay kıyamam ya. Hepimiz sevindik. O sevindi diye biz de mutlu olduk. Uzaktan gelen evladı için hazırlık yapan bir anne misali Ayşe kaygısız da hazırlık telaşındaydı. Kedilere besledik, güvercinlere besledim. Şimdi de mavişime yem almaya geldim buralara. Bir ay önce gelsin inşallah kavuşayım. Bir de onu besleyeyim çok istiyorum. Her şeyim hazır. Bir tek mavişime kavuşmam kaldı. Sırada mavişi Ayşe Kaygısız'la buluşturmak vardı. Bunun için ekibimiz yola çıkacaktı. Ayşe Kaygısız mavişi için bizi uğurladı. Hadi güle güle gidin yavrum. Hayırlı yolculuklar. Mavişimi alın da gelin. Sizi bekliyorum burada ben. O aileye çok çok selamlar söyleyin. Haklarını helal etsinler inşallah. Görüşürüz. Su gibi gidip gelelim diye ardımızdan su döktü. Dualarla bizi yolculadı. Kavuşma anı yaklaşıyordu. Maviş'in sağ salim yuvasına Ayşe Hanım'a dönebilmesi için hayvansever izleyicimiz Pervin Bölükbaşı'dan bir jest geldi. Müge Anlı'nın programını izliyorum. Maviş'i gördüm orada. Hemen ona yedekte olan bir tane kafesim vardı. Maviş'e hediye etmek istedim. Sizlere ulaştım. Ayşe teyze güle güle kullansın. Maviş artık yola çıkmaya hazırdı. 17 günlük hasretin bitmesine ramak kalmıştı. Maviş'i 17 gün bakıldığı evden teslim aldık. Şimdi sahibine yani Ayşe teyze götürme vakti ve artık Altınoluk'a veda ediyor. Maviş Balıkesir Altınoluk'tan yola çıktı, bizse İstanbul'dan. Ayşe Kaygısız'ın göz bebeği Maviş'ini Çanakkale'den teslim aldık. Merhaba, İstanbul'dan Maviş'i almaya geldik. Biz de onu size teslim edeceğiz. Ayşe teyzeye sağ salim ulaşsın. Neler dedi Maviş? Cici kuş, güzel kuş, maviş kuş. Sonra Fatoş hoş geldin deyince zaten olay orada bitti. Ayşe teyzenin de tam tespiti doğru kızıyla birlikte. Fatoş hoş geldin kelimesi anahtar kelime oldu. Emanetimizi bize teslim ettiniz. Biz de ailesiyle kavuşturacağız Maviş'i. Evet, tüm duyarlı izleyicilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Maviş'i ailesiyle kavuşturacağız. Maviş'in kaçak serüveni sonlanmıştı. Ait olduğu yere Ayşe Hanım'ın yanına dönme vaktiydi artık. Ay, geze geze doymadı. Doymadı, aynen. Tam yani göçebe kuşlar gibi oradan oraya gezdi Evliya vallahi. Evliya Çelebi diyor annem. Evliya Çelebi. Vallahi gezdi yani. Ben Vedat Bey'e de bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür haber ederiz. Muhabirine. Onlar aynen. Çanakkale'den Balıkesir'e geçtiler. Sonra Balıkesir'den Çanakkale biz de aynen burada çıktık. Adet. Peki. Ayşe teyzeciğim. Efendim. Mavişini getirmeye gidiyorum. Ay gelecek mi buraya diyor. Ay yavrum. Sen şu nereden çıkayım şuradan çıkayım. Bak gel bak. Ayşe teyze herkes Maviş'i de tanıdı. Allah aynen, razı olsun yani. Dillere destan oldu. Çok heyecanlıyız bugün. Ay Allah'ım. Hepimiz öyle. Sessiz olalım korkmasın. Nere nerem. Anne geliyor. Geliyor mu? Ay. Kalkmıyormuş. Anne, şey bu bir yap. Dilli. Korkmasın maviş, diye maviş. Şey yapıyorum. Maviş. Buyurun. Maviş. Siz konuşun maviş. Biz alkışlamayalım. Maviş. Maviş. Cici kuş. Maviş. Gel. Neredesin annem? İşte Ayşe teyzenle Maviş'in konuşması. Çok anne. Teşekkür ederim. Anne sen bir konuş. Maviş. Sen konuş bakalım Ayşe teyze. Gel anneciğim. Bundan gel anneciğim. Maviş. Maviş. Ayşe geldi bak Ayşe. Ben. Ayşe. Maviş. Maviş hoş geldin annem. Nerededin yavrum sen? Ha? Civcivim benim, cici kuşum benim, karabiber gözlü çocuğum benim. Nerededin annem? Ayşe, 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 Ayşe. Hoş geldin Ayşe, Ayşe. Maviş hoş geldin. Maviş, Maviş. Maviş hoş geldin annem. Ayşe teyzeciğim, Meryalcığım ben sizin isterseniz içinizi şöyle rahatlatayım. Aynen. Bu çocuk çok konuşuyor. Şimdi evet. Böyle tedirgin oluyor.
Bakın biz hafta sonu onu çektik. Öyle Ayşe mi? Teyze bakın dinleyin. Yani bu sizin mavişiniz. İşinizde hiçbir endişe şey kalmasın. Kalmasın. Bakın. Tamam. Başka videolarımız da var. Ahmetçi Meron'un yani bu sizin kuşunuz yani. Aynen. Biz çok, evet Ayşe diyor. Annem gibi diyor zaten evet. Değil mi? Ayşe diyor canım kaç tane kuş Ayşe diyecek. Aynen. Aynen Ayşe. Gerçekten bu. Ayşe, Ayşe, Ayşe bu. Diyor ya. Aynen aynen Ayşem işte en çok onu istedik ya. En son ya. Dedik ki bana bak Ayşe de dedik yani yoksa. Meral benlerine göreyim. Kalacak kaldı. Aha, aynı anne işte burada kenarda bak. Maviş. Bak burada anne sağda. Maviş. Yok Ayşe teyzeciğim senin kuşun Ayşe diyor. Bak sen orada dinlemiyorsun bak duymuyorsun herhalde. Diyor bak, sizin dedikleriniz. Bak dört tane Ayşe videomuz dedim. Var diğerini de ver Ahmetciğim bayağı konuşuyor. Evet. Benim telefonum Maviş'in videolarıyla dolu. Bizimkiler ciyaklı. Ayşe dedi atıyorlar tamam mı? Evet. Sonra civcivim diyor. Civcivim. Cici kuş. Cici kuş diyor. Cici, Maviş aynen. Diyor. Bak konuşma bak. Maviş ne yapıyorsun annem? Cici kuş. Meluş hoş geldin diyor. Tamam o zaman. Benim adımı da söyle. Meluş hoş geldin. Ya Meluş diyor. Meluş da diyor. Beluş da diyor. Artık biz o kadarını ayırt edemiyoruz. Meluş mu Beluş mu ama. Meluş hoş geldin. Şenir hoş geldin. Cici anne hoş geldin. Eloise ham de. Ayşe teyze nasıl küsmüş mü? Küsmüş biraz. Küsmüş. Yavrum benim. Maviş. Neredesin annem sen? Hani neredesin çocuğum? Nereye gittin annem? Maviş. Nereleri Cici gezmiş kuşum. Bir sor bakalım. Civcivim benim, yavrum benim, yavrum. Eloise Ham'dı. Karabiber gözüm. Eloise Ham dedi sana değil mi annem? Nerede Eloise? Ha, Eloise seni gebertirim ben. Eloise. Nerede annem? Pişiniyor şimdi bu. Maviş. Ayşe hoş geldin de annem. Ayşe. Ay ne de güzel evlerin var senin böyle. Çok teşekkür ederiz. Ay kim verdiyse. Sarayı var. Ederim. Sarayları var gel, çocuğum Maviş. Benim. Sen ne? Maviş. Yaramaz çocuğum benim. Neredesin annem civciv, sen? Civciv. Cici kuş. Ay aynı. Civcivim benim de diyor. O. Bak aynı. Aynı şey bak gurur yapıyor. Değil mi annem? Ayşe korkuyor çocuğum. Sen babam oldun annem. Ha? Abim oldun çocuğum sen. Ninelere gak denmez annem. Hepsini hatırladım bak konuştuklarımızı. Ninelere gak denmez diyor. Bir türlü. Konuşuyor ama çok iç şey yapmıyor. Maviş. Gel anneye. Gel çocuğum ay yine. Canım benim Maviş, ya. Gel annem gel. Yanına in. Biraz şey yap gel herhalde. Gel çocuğum bak nasıl ısırıyor. Hani... İkisini çeker misin? Ha bak aynı. Ay yanına in. Gel Maviş. Maviş hadi gel. Hadi gel anneciğim. Bak nasıl ısırıyor Melek. Maviş. Maviş. Mama yedin mi annem? Tok mu senin çok karnı? Obur çok maşallah. Ha, bak nasıl ısırıyor. Ay Melek nasıl ısırıyor. Isırıyor yine aynı ısırıyor. Aynı, çok aynı ısır kopartır aynı. Kızarız aynı, yani. Hani. Seni yaramaz seni. Maviş. Gel anneciğim. Ay. Evde de böyle aynısı şeyi salınca. Aynı. Şimdi bu Maviş. Muhabbet kuşu mu? Evet. Ama muhabbet kuşları vardı çocukken hiç bizim konuşmuyordu. Şenur. Dişi olanı çok birkaç kelime söylüyormuş. Şenur. Ama erkek olanlar 80 kelimeye kadar alan şeyleri ya. Var. Şenur, hoş bizimki de bayağı erkek zaten.
Her şekilde annem de çok ilgilenince, hani sürekli konuşunca bayağı kelimelerimiz sağlandı. Benim bildiğim iki tane olurdu onlar kafeste. Böyle öpüşmelerini falan seyrederdi insanların adı üzerine muhabbet kuşu diye. Bedoş, hoş geldin. Eloiz, Eloiz Hamdi. Eloiz, Eloiz Hamdi Cek Can'a bak nasıl sırtına döndü. Herküstü gene bak. Konuşmuyor galiba. Arkasına döndü mü konuşmaya başladı. Ama bizim kuş diye düşünüyorum. Aynısı yani. Artık daha düşünmeyin. Kaç tane mavi kuş Balıkesir'de bulunacak Ayşe diyecek. Aynı tarihlerde her şeyiyle. Yok yok bizim kuş. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronum öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.